Merhabalar, ben Vedat Uslu. Danfoss Türkiye ofisimize hoş geldiniz. Bugün size VLT serisi frekans konvertörlerimiz hakkında çok sık karşılaştığımız konulardan bir tanesi olan PID kontrol hakkında kısa bilgiler vereceğim. Bunun için cihazımıza enerji vermemiz gerekli. Bu nedenle hep beraber teknik odaya gidelim. Cihazımıza enerji verdikten sonra size önemli bir nokta olan fabrikalarına geri dönmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha önceki değişiklikler cihazın çalışmasına engel olabilmektedir. Fabrika ayarına dönmek için 14-22 parametresini iki yaparak seçtikten sonra enerjimizi keselim. Ekranda görüntü gittikten sonra tekrar verelim. Fabrika ayarlarından sonra cihaz alarm verecektir. Bu alarm ise bize fabrika ayarının geri döndüğünü işaret etmektedir. Reset tuşuyla bastıktan sonra ilk parametremiz olan Türkçe dil seçeneğini aktif etmek. Bunun için de 0-01 parametresini 41 yani Türkçe olarak seçelim. Seçtikten sonra bir sonraki parametre olan 1-0 yani cihazımızı kapalı çevirme ayarlarına alalım. Bundan sonrakileri bilgisayar programımız üzerinden daha hızlı olması ve anlaşılır olması için oradan devam ederek anlatacağım. Burada cihazımızın bilgileri ekrana gelmekte. Yanındaki alt tuşa bastığımız zaman da tüm parametre ulaşabilmekteyiz. 0-20 parametresini feedback, 0-21 parametresini referans, unit, 0-22 parametresini analog input 53 yani 16-62, 0-23 parametresini frekans yani 16-13 olarak seçelim. Sonraki grubumuza geçelim. Bir grubunda motor etiketini, mevcuttaki motor etiketine göre etiketlere girelim. Motor kilovatı, motor voltajı, motor frekansı, motor akımı, motor devri olarak seçelim. Bu işlemi yaptıktan sonra motor tanıtma işlemini önermekteyim. Burada göreceğiniz gibi enable complete ama enable reduce ama demek burada automatic motor adaptation kısaltması. 1 olanlardan tercih edelim. 2 PM motorları için geçerlidir. Hızlı olması için 2 seçip OK tuşuna bastıktan sonra motor tanıtma işlemi yaptırabilirsiniz. 3 grubunda ise skalamızı değerlendirelim. Örneğin 0.16 bar, 3.02 0, 3.03 16 bar olarak seçelim. 3.15 parametresinde ise referans kaynaklarını kapatmamız gerekiyor. 3.15, 16 ve 17'nin no function olarak seçilmesi gerekli. Kalkış rampımız ve duruş rampımızı ise seçelim. Ben hızlı olması açısından şu anda 3 saniye kalkış, 3 saniye duruş olarak seçiyorum. Limit parametrelerinde ise 4.12'yi PID'nin minimum başlama frekansı olan 20 Hz. Siz bunu kendi ihtiyacınıza göre set edebilirsiniz. 4.14 maksimum frekansı ise 50 Hz motor etiketine göre seçiyorum. 5 grubundaki dijital input kısmında 18 nolu terminalim start. 5.12 parametresi 27 nolu inputum cost inverse. Bu serbest duruştur. Burada 12 ile 18'i ya da 13 ile 18'i kısa devre yapmanız gerekli. Ya da parametreden no function olarak kapatabilirsiniz. Bu sürücün enable durumuna geçmesini işaret eder. 5.40 parametresinde ise röleleri değiştirebiliriz. Şu anda röle 1 alarm, röle 2 çalışıyor sinyali vermekte. 6 grubunda ise analog input kısmında şu andaki kontrol kartının 0.10 voltu kullanacağım. Dolayısıyla 6.10 0, 6.11
10 volt olarak seçiyorum. Bunun karşılığı olarak da 0 voltta feedback olarak 0. 6.15'i ise 3.03'te yazdığımız 16 bar olarak 6.15'te yazıyorum. Bundan sonraki parametrelerde ise kapalı çevirme ayarlarına geliyorum. 20 çift 0 grubunda feedback kaynağı olarak ben şu anda cihazın 53 nolu inputunu kullanıyorum. Referans unit olarak ise benim ekranda okumak istediğim değer bar 71 olarak seçiyorum. 20-20 parametresine gelerek minimum olarak defaultunda bırakıyorum. 20-21 ise set noktandır. 0-16 barlık bir skalada örneğin 10 bar set noktasını ayarlıyorum. 20-81 normal PID, 20-83 minimum PID'nin başlama frekansı. 20-93'te ise PWI kazançlarını giriyorum. Yani default olarak genel olarak uygulamalarda P kazancını 2, 20-94'ü ise 0.01 olarak giriyoruz. Bunlar tabii ki uygulamaya göre değişmekte. Kendinize, kendi uygulamanıza olan optimum değerleri set edebilirsiniz. Eğer uygulamanızda uyku modu kullanmak istiyorsanız 22-22 enable, 22-23'ü ise sleep mode olarak seçin. 22-33 parametresini ise minimum frekans, yani 22-37 high frekans, 22-40 parametresinden 3 saniye minimum çalışma süresi, 3.41 süresinden de tekrardan uyanma süresi 3 saniye, 22-43 parametresinde ise minimum frekans 20 Hz. 22-44 parametresinden ise %10'luk bir fark olduğu zaman da uyku modundan uyanma bilgisini gireceğiz. Tüm bu parametreleri seçtikten sonra cihazımıza start verdikten sonra set noktasının üstünde olduğumuz için minimum frekansta çalışması beklenir. Örneğin feedback bilgisi düşmeye başladığı zaman, set noktasının altına indiği zaman frekans konvertörü hızını artırarak set noktasını yakalamaya çalışacak. Eğer feedback bilgimiz yavaş yavaş artıp set noktasının üstüne çıktığı zaman ise kendi hızını düşürüp minimumda çalışıp çalışma süresini silip parametrelerinden değiştirmiştik. Hala tüketim yoksa uyku moduna geçecektir. Ekranda gördüğünüz gibi uyku modu aktif. Şu anda beklemede. Tekrar tüketim olmaya başladığında, yani feedback bilgisi bar olarak düşmeye başladığında yaklaşık %10 bir fark demiştik. 10 barın %10 farkı 1. Yani çıkardığımız zaman 9 barın altına düştüğü zaman cihaz uyanıp start alıp tekrar PID yapmaya başlayacaktır. Şu andaki PID kazançları ofis ortamında denemede olduğu için çok hızlı tepki vermekte, ama siz bunu kendi uygulamanıza göre set edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Şimdi ekrana gelecek olan parametre listesinde gerekli olan PID parametre listesi mevcut. Bu listeyi kullanarak PID ayarlarını yapabilirsiniz. Bu listede ise az önce yaptığımız uygulamadaki FC101, 102 ve 202'deki kapalı çevirme ayarlarının, yani PID parametrelerini görebilirsiniz. PID uygulama eğitim videomuzun sonuna geldik. Benzer tüm eğitim videolarımız için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Geri kalan tüm teknik doküman, serilerimizle alakalı tüm teknik inceleme belgelerini ise, dokümanlarını ise danfoss.com.tr adresinden elde edebilirsiniz.